çocuk, herkes sokakta. Bakalım bugün neler gelecek başıma. Bakalım bugün neler gelecek başıma. Şunlara bak, ne kadar da güzel. Anne yavrusunu uçmaya alıştırıyor. Çok güzel. Nasıl da annelerini dinliyorlar. Ha? Şimdi yavru düşüp ölecek. Eğer uçmayı başaramazsa düşer ölür. Sabırsızlık etme Hezarfen. Sonunu bekle. Bülbül delisi. Eyvah düşüyor. Yaşa. Aferin sana ufaklık. Başardı. Uçmayı başardı. Şuna bak. Nasıl da uçuyor. Küçük bir yavru kuş bile ne yapması gerektiğini hemen bilebiliyor. Allah her canlıyı bir takım yeteneklerle donatıp yeryüzüne getirir. Ne güzel bir şey. Keşke benim de uçma yeteneğim olsaydı. Allah insana tüm yeteneklerin üstünde büyük bir yetenek bahşetmiştir. Nedir o peki? Akıl evlat, akıl tabii ki. Eğer insan aklını iyi kullanırsa kuşlar gibi uçabilir, balıklar gibi de yüzebilir. Ya evet doğru ama bülbül delisi aklımızı nasıl kullanacağız? Düşünmek işin başlangıcı Zarfen. Sonrasında denemek gelir. Denemek? Sanırım ne demek istediğini anladım. Ve ne yapmam gerektiğini biliyorum. Kafamdaki karışıklıklar gitti. Çok teşekkür ederim bülbül delisi. Hoşça kal. Güle güle. İşte böyle Cafer dede. Bülbül delisiyle konuştuktan sonra aklıma harika bir fikir geldi. Çok önemli bir deney yapacağım. O yüzden bana bir halat gerekiyor. Bana bir halat verebilir misin? Anlaşıldı. Biraz bekle bakalım. Al bakalım evlat. Dikkatli ol, tamam mı? Tamam Cafer dede. Şimdilik sadece bir deney ama bir gün gerçekten uçabilirim inşallah. İnşallah oğlum. O gün gelirse orada olmayı isterim. Görüşürüz Cafer dede. Uğrayıp şu bizim haylazları da alsam fena olmaz. Hem bana yardım ederler. Paça hadi gel. Gidiyoruz. Ay çok tatlı. Şuna da bak hele. Yakup, Melike ben geldim. Size harika şeyler anlatacağım. Hezarfen bu. Hezarfen gel bak at yavruladı. Vay canına. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Ne kadar da tatlı bir tay bu. Annesiyle nasıl da oynuyor. Şuna bakın. Sen ne kadar da tatlı bir taysın böyle. Merhaba. Nasıl oluyor da yeni doğmuş bir tay böyle hoplayıp zıplayabiliyor? Çok şirin.
Ben biliyorum galiba. Söyle bakalım çok bilmiş. Nasıl olacak? Nasıl olacak? Her canlı dünyaya ihtiyacı olan donanımla beraber gelir. İnsanlardan farkı hayvanlar yeteneklerini hemen kullanmaya başlarlar. Tamam tamam anladık anladık. Sen söyle bakalım o halat da neyin nesi? Ne yapacaksın onunla? Evet halat tabii. Onunla bazı yeteneklerimi geliştireceğim. Aklıma bir şey geldi de. Hadi gidiyorum. Bu çocuğun aklına devamlı bir şeyler gelmek zorunda mı? Ay! Meh! Hezarfen! Meh! Ne yapıyorsun? Meh! Çok güzel! Hezarfen dikkat! Düşeceksin! Yere çakılınca aklı başına gelir. Sen bir gün uçtuğumu gördüğünde çok pişman olacaksın. Yok yok o zaman gurur duyuyorum. Arkadaşım diye hava atarım. O zaman şimdi niye destek olmuyorsun? Tabii ki sinirlenmen için. Hezarfen sen mi geldin oğlum? Evet anneciğim. Neler yaptın bugün? Her zamanki şeyler anne. Uçuş denemesi yaptım. Ağaçlardan sallanarak. Bak bak. Bir yerini incitmedin değil mi? Hayır anne. Sadece hayalperest değilim. Aynı zamanda dikkatli bir bilim adamıyım ben. Ben odama çıkıyorum anne. Yemek hazır olana kadar. Tamam oğlum. Ah bu Hezarfen. Koş hadi paça yarışalım. Aferin sana. Paça bu işi nasıl çözeceğim? Bazen uçacağım diyorum ama nasıl yapacağımı bilemiyorum. Bak bu aramızda kalsın tamam mı paça? Uçmak için harika bir gün. Ey ahali! Kim bu adam acaba? Duyduk duymadık demin! Hezarfen amca Galata Kulesi'nde! Duyduk duymadık demin! Hezarfen amca Galata'dan atlayacak! Ey ahali! Duyduk duymadık demin! Demek vakit geldi. Hemen Melike'ye haber vereyim. Melike! 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 Melike, Melike bırak şimdi çamaşır asmayı. Toparlan hadi gidiyoruz. Hayırdır bu ne telaş? Nereye gidiyoruz? Biraz soluklan. Ne soluklanması? Acele edelim geç kalacağız yoksa Melike. Hezarfen'in büyük uçuş denemesi başlamak üzere. Ne diyorsun sen? Hadi gidelim bir an önce. Gidelim ama Cafer dedeye de uğrayıp haber verelim. Çok çabuk yoruluyorum. Artık eski gücüm kalmadı. Ne dersin paça? İyice yaşlandık galiba. İlahi paça. Artık yaşlandığımızı bir türlü kabullenemiyorsun. Bu ne alınganlık? Ne haber paça? Nasılsın oğlum? Merhaba Cafer dedi. Biz geldik.
Hoş geldiniz çocuklar. Neredesiniz bakayım? Neler yapıyorsunuz? Cafer dede, Hezalfen bugün yaptığı kanatlarla Galata'dan uçacak. Biz oraya gidiyoruz. Seni de haberdar etmek istedik. Ah, ne diyorsunuz siz? Demek çalışmalarını tamamladı. Hadi gidelim öyleyse. Şuna bakın. Aslında bakarsanız ben de düşünüyordum Galata'dan uçmayı. Çocuğa. Nasıl uçacak? Evet, acaba? Senden önce davranmışlar. Düşmez değil mi? Hadi bismillah. Aman Allah'ım, acaba inşallah bir şey olmaz diye inşallah. Çok merak ediyorum. Bakın, Hezalfen göründü. Kanatları takmış bile. İnanmıyorum. Sonunda uçacak. Yıllar önce sadece bir hayaldi. Ama şimdi gerçek olacak inşallah. Ya Allah! Atladı! Atladı! Allah'ım sen koru. Sana verdiğim emeklere helal olsun evlat. İşte atladı. Dikkat et oğlum. Allah'ım sen Hezalfen'imi koru. Tıpkı bir kuş gibi uçuyor. Hadi Allah rast getire oğul. Uçuyor, uçuyor. Şuna bakın. İnşallah Hezalfen yere nasıl konacağını düşünmüştür. Yoksa akşama kadar dönüp durur yukarıda. Yakup, sen hiç büyümeyecek misin? Kim bu gözü pek delikanlı düşecek? Amca, o benim çocukluk arkadaşım. Adı Hezalfen. Evet oldu. Sonunda uçuyorum işte. Ne harika bir duyguymuş bu. Ha? Nedir bu? Gökte uçan bir insan mı görüyorum yoksa gözlerim beni mi yanıltıyor? Sonunda kuşlar gibi uçuyorum. Evet evet, kesinlikle uçan bir insan bu. Baksana gökyüzünde nasıl da süzülüyor öyle. Sultanım, doğrusu memleketimizde uçma ilmine hevesli bilginlerin varlığını biliyoruz. Öyleyse bu cesur bilgini yere konduğunda alıp huzuruma getirin. Onu ödüllendireyim. Evet, başardım. Sonunda uçuyorum. Hey balıkçı, rastgele! Allah Allah! Bu bir rüya gibi. Tıpkı çocukluğumda gördüğüm o rüya gibi. İşte sonunda başardım ve uçuyorum. Peki ya bundan sonra? Bundan sonra ne olacak? Ben de uzaya yolcu taşıyacağım. Oraya seferler düzenleyeceğim. Nasıl olacakmış o? İmkansız bir kere. Uçmak da imkansız gibi görülüyormuş. Ama bak, Hezalfen bu kuleden uçmuş yüzyıllar önce. Oldukça cesur biri olmalı. Bu kadar yüksekten uçulur mu ya? Ama uçmuş işte. ...1899... Dünyadaki ilk uçak Wright kardeşler tarafından yapılır. 1931, pilot Vecihi ilk kez Türkiye turu yapar. 1932, ilk Türk malı uçak. 2011, her gün yüzlerce uçak havalanıyor, binlerce yolcu gökyüzünü daha yakından görüyor. Seferinde paçayı nasıl kurtardığımı merak ediyorsanız sakın bir sonraki bölümü kaçırmayın.